Efendim merhabalar. Miladi bir yılın son gecesinde 30 Aralık tarihini 31 Aralık gününe bağlayan gecede bizleri bir kez daha sizlerle buluşturan, bu yılın son yayınını yapma imkanı sunan Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz ve gönülden hamdü senalar olsun. Geride kalan ömrümüzün her anında ömrümüzü yolunda yaşamanın gayreti içerisinde olduğumuz, önümüzdeki ömrümüz varsa bütün miladi yıllarda da yolunda bir ömür yaşamaya and içtiğimiz, niyet ettiğimiz Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönülden salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, sükuneti ve tüm güzellikleri üzerinize, üzerimize, Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, yılın son gecesinde tarihler 30 Aralık'ı 31 Aralık'a bağladığı bir sırada bizleri bulunduğunuz mekanlara misafir etmektesiniz. Bulunduğunuz mekanlara misafir olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bu akşam tam da böyle bir miladi yılı uğurlarken, önümüze de yeni bir miladi yıl fırsatı doğmuşken bu konuyu gündeme almak, gündemimize almak, bir Müslüman şuuruyla, Müslüman bilinciyle bir yılı uğurlamak nedir? Yeni bir yılı karşılarken bize ne hissettirmelidir sorularına cevap bulmak üzere huzurlarınızdayız. Çok değerli konuklarımızla bu akşam bulunduğunuz mekanlara yine misafir oluyoruz. Hiç vakit kaybetmeden ben kıymetli konuklarımı sizlerle buluşturmak, takdim etmek isterim. Bu akşamki sohbet konuğumuz Sayın Kocaeli İl Müftümüz Sinan Cihan Hocamız. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Allah razı olsun. Yoğun iş programınızın arasında bizlerlesiniz. Rabbimiz istifade edebilmeyi nasip eylesin. Hepimiz için. Bu akşam sizlerle ömür üzerine konuşacağız inşallah. Bir miladi yıl daha geride kaldı. Ömrümüz varsa önümüze yeni bir miladi yıl fırsatı doğdu. Bu konuları sizinle değerlendirmek isteriz. İnşallah. Müftüm. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, programımızın tilavetini gerçekleştirmek üzere tilavet konuğumuz olarak da şehrimizin yine Güzide camilerinden pek çok açıdan yakinen zaten bildiğiniz bir ismi Sayın Zeki Albayrak hocamızı misafir ediyoruz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Kenan. Rahmet camimizden aramızdasınız, evet. Bu akşam. Rahmet, evet. Camimizin imam hatipliği gibi önemli bir görevi yürütmektesiniz. Elhamdülillah. Nasılsınız? Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun. Programımız hayırlara vesile olsun. Kıymetli müftümüzden inşallah istifade edeceğiz. İnşallah kıymetli hocam. Sizlerin de o güzel seslerinden, tilavetlerinden istifade edeceğiz. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, hiç vakit kaybetmeden efendim bu akşamki programı da sözlerin en güzeliyle Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatmak isteriz ki şimdi söz Kur'an'ın efendim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون و
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Kıymetli hocam, sesinize gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Amin. Allah kabul etsin. Rabbimiz iman üzere, istikamet üzere bir ömür yaşamanın vesilesi eylesin. Amin. Amin. Kıymetli hocam, değerli hocamın da ayeti kerimeleri yine her zaman böyle konuya özel, çok özel ayeti kerimeler okuyor. Kıymetli hocalarımız, bugünkü ayeti kerimeler de yine öyleydi. Enfal suresinden 20 ile 25. ayetler arasında aşırı şerif olarak okudular, malumunuz. İlk ayet, Allah ve Resulü size hayra çağırdığı zaman ona uyun buyuruluyor, değil mi? Yani ondan söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Programımızda baştan sona zaten Allahu Teala'nın ve Hazreti Peygamberimizin emirlerini paylaşmak üzerine kurulu. Sizlerden bu akşam ömür nimetiyle ilgili tecrübelerinizden, paylaşımlarınızdan çokça istifade edeceğiz. Ancak içerisinde bulunduğumuz şu gece, miladi bir yılın son gecesi ve bizler günümüzde iki takvimi yoğunlukta kullanıyoruz. Bir miladi takvim ki gündelik işlerimizi miladi takvime göre çoğu zaman belirlemek durumundayız. Planımızı, programımızı. Bir de hicri takvim ki dini gün ve gecelerimizi, dini bir takım ibadetlerimizi de ona göre programlıyoruz. Bu iki takvimi biraz bize anlatabilir misiniz kıymetli hocam? Uygun görürseniz oradan başlasak. Yani öncelikle hayırlı akşamlar diliyoruz. Programımız hayırlı, huzurlu, bereketli olsun, faydalı olsun hem bizim için hem dinleyen kardeşlerimiz için. Geride bıraktığımız bir yıl hepimiz için yeni bir muhasebeye, yeni bir değerlendirmeye vesile olsun. Önümüzdeki dönemde hem milletimiz için hem fert olarak kendimiz için, ailemiz için, bütün ümmeti Muhammed için ve insanlık için güzelliklere vesile olsun diye temennide bulunuyoruz. Efendim şimdi bir malumunuz dünyada geçerli olan, bugün daha ziyade geçerli olan güneş sisteminin, güneşin hareketlerine göre düzenlenen, tespit edilen ve uygulamaya konulan bir miladi takvim var. Bir de efendim İslam dininin mensuplarının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretlerini esas alan bir hicri takvim var. Her ikisinin de ay adedi 12. Sadece miladi takvime göre yıl
hicri takvime göre olan yıldan bir takriben 10 günlük bir fazlalığı var. Efendime söyleyeyim. Böyle bir şey var. İki tane takvim var önümüzde. Biz miladi takvim daha ziyade güneşin hareketlerini esas alarak düzenlenmiş, tanzim edilmiş ve uygulamaya konulmuş bir takvim. 365 günden oluşuyor. Hicri takvim de ayın hareketlerini esas alan, yine ay sayısı 12 olan, miladi takvime göre de bir yıl olarak takriben 10 günlük bir eksikliği olan, 355 gün civarında bir zaman dilimini ifade ediyor. Biz ibadetlerimizin bir kısmını aslında güneşin hareketlerine göre tanzim ediyoruz, düzenliyoruz, uyguluyoruz. Mesela namazlarımız güneşin durumuna göre oluşuyor. Güneşin seyrine göre vakitleri tespit ediyoruz ve ona göre namazlarımızı kılıyoruz. Ama mesela Ramazan ayının girişini, çıkışını, bayramın tespitleri, Arafat'a çıkışımız vesaire, bunlar da kameri takvime göre, yani hicri takvime göre, ayın hareketlerini esas alan takvime göre düzenleniyor ve ona göre uygulanıyor. Hayatımızda ikisinin de karşılığı var, ikisinin de yeri var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünya ile efendim eş zamanlı olarak bir takım faaliyetleri, uygulamaları gerçekleştirme, zaman problemi de muhtemelen yaşanmaması adına miladi takvimi günlük hayatımızda efendim uyguluyoruz. Ne gerekçeyle nasıl uyguladığımız tabii ki önemlidir. Hangi gerekçelere bağlı, hangi sonuçları hedefleyerek ne yaptığımız tabii ki önemli. Ama bütün bunlardan daha önemlisi ne yaptığımız ve nasıl yaptığımız da çok önemlidir. Dolayısıyla ister hicri takvime göre hareket edelim, isterse miladi takvime göre hareket edelim, nasıl hareket ettiğimiz önem arz etmektedir. Evet. Dolayısıyla olaya böyle bakmak lazım. Kıymetli hocam, bir önceki sohbetinizi de başka bir sosyal medya kanalında bir sohbetinizi de dinlemiştik. Orada ömür geçiyor ifadesinden hareketle ömrü bir güzel tanımlamanız vardı. Bizler de hani sıkça kullanıyoruz. İşte mesela şu akşamda bizleri izleyen pek çok izleyicimizle birlikte hep dediğimiz bir şey var. Bir yıl daha gitti. Ömür geçiyor diyoruz. Burada ömür nedir kıymetli hocam? Yani evet geçiyor. Geçen aslında zaman, ama ömür geçiyor ifadesini kullandığımıza göre bize lütfedilen bir ömür de. Bu konuyu biraz bize paylaşır mısınız, açıklar mısınız? Şimdi orada nasıl bir tanımlama ve tarif yaptık işin doğrusu bilmiyorum. Yani nereyi işaret ediyorsunuz onu bilmiyorum ama şöyle ifade edelim. Zaman kavramı yaratılmıştır. Cenab-ı Hak katında, Cenab-ı Hak için zaman mefhumu yoktur. Efendime söyleyeyim. Çünkü aşkın varlık bütün yaratılmış varlığın üzerinde, ötesinde bir değer ifade eder, anlamı ifade eder. Dolayısıyla zaman denilince yaratılmışları ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz demektir. Bir süreyi ifade eder. Tahsis edilen bir vakti ifade eder. Bizim de dünyaya gelişimiz ve dünyadan ayrılışımız Yüce Rabbimizin takdirine bağlı, bir takım esbabın bir araya gelmesine, oluşmasına bağlı olarak bize verilen bir zaman dilimidir. Şimdi bu zaman dilimini konuşuyoruz herhalde. Yani bir yılı, miladi takvimi geride bıraktık. Bu zaman dilimini konuşuyoruz. Yüce Rabbimiz efendim nezdinde yaratılmış olan, Cenab-ı Hak tarafından yaratılmış olan ve tabiatıyla izafi olan, aslında insanlara dönük yönüyle de izafidir. Şöyle ki nasıl ve ne şekilde değerlendirmemize bağlı olarak izafet yani şey farklılık arz eder. Kişiden kişiye değişir. Mesela bereketli bir ömür diyoruz. Ne demek bereketli bir ömür? 70 yıllık iki ömrün biri bereketsiz olsa ne olur? Biri bereketli olsa ne olur? Bunların arasındaki fark nedir?
Bu fark tamamen şuradan kaynaklanmaktadır. 70 yıllık vakti iyi meşguliyetlerle değerlendiren bereketli bir ömür yaşamış demektir. Kendisine bile faydası olmayan, hatta zararı olan, tabiatıyla faydalı işlerle meşgul olamıyorsak, otomatikman zararlı işlerle meşgul olmak gibi bir kaçınılmaz sonuç da bizi bırakmaz, peşimizi bırakmaz, bizimle buluşur. Dolayısıyla kendimize bile faydası olmayan işlerle meşgul olduğumuz 70 yıllık örnek olarak söylüyoruz. 70 yıllık bir zaman diliminin hiç kimseye hayırı yoktur. Mesuliyetimizi ağırlaştırmaktan, sorumluluğumuzu ağırlaştırmaktan başka hiçbir olumlu sonucu yoktur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yarattığı kulları için bir zaman dilimi takdir etmiş. Biz o zaman dilimini tamamlamakla meşgulüz şu anda. Evet, kıymetli hocam, aslında toplumumuz arasında çok yaygın bir söz var. Sayılı gün çabuk geçer diye. Genellikle bunu hani hep işte bir hasretlik sebebiyle söyler toplumumuz ama alıp verdiğimiz nefesler de sayılı, öyle değil mi? Ve evet, çabucak geçecek, geçiyor. İşte bir yılı daha bu akşam uğurladığımızı konuşuyoruz. Yeni bir yıla olan umudumuzu belki paylaşacağız. Ama yeni bir yılda ömrü olana çarçabuk gelip geçecek. O zaman mefhumundaki bereket, bazen hani şöyle düşünüyorum. İnsan hasta olduğu bir gecede sabah ne kadar geç geliyor. Ama huzurlu, rahat olduğunuz bir gecede bir bakıyorsunuz ki hemen sabah oluvermiş. İkisinde süre olarak aynı süre. Ama insan olarak geçen, içini doldurduğu süre bambaşka bir süre. Başka bir olayda işte buyurduğunuz gibi o vaktini değerlendirmiş. Kimilerinin mesela cenazesini görüyoruz, cenaze namazına katılıyoruz. Böyle sayıca insanları yer gök almıyor. Diyoruz ki ne yapmış, nasıl olmuş da bu kadar cenazesinde seveni var. Bir de bakıyoruz ki ömrünü bereketli yaşamış, dolu eyvallah, dolu yaşamış. Doğru. Kıymetli hocam, hep kullandığımız bir söz var yine. Üç günlük dünya diyoruz, gelip geçiyor. Ama öte yandan da sohbetlerimizde sıkça paylaşıyoruz. Üç koca gün diyoruz. Üç güncük dünya ama üç koca gün. Yani bize ahireti kazandıracak dünya burası. O da gelip geçiyor. Bu açıdan baktığımızda dünya hayatını nasıl görmeliyiz? Hazreti Allah'ın ifadesiyle, Allah-u Teala'nın ifadesiyle Allah'ın adıyla okuyacak olsak dünya hayatını nasıl okumalıyız kıymetli hocam? Tabii aslında tabii şöyle bir noktayı da zikrederek sohbete devam edelim isterseniz. Buyurunuz. Şimdi dünya tabii gerçekten meşakkatlerin hepimizi bir türlü kuşattığı, bir türlü her birimizin büyük sıkıntılarla idrak ettiğimiz bir zaman dilimi. Fakat buna rağmen hiç kimse dünyadan da ayrılmak istemiyor. Belki işte çaresizlik içerisinde olduğunu iddia edenler bir takım gayri meşru, gayri hukuki, gayri insani, gayri İslami usullerle hayatını sonlandırıyor. Veya batıda bugün bazı ülkelerde geçerli olan kendi iradesiyle ölümüne imza atma dediğimiz uygulamalar yapılıyor. Ama geneline baktığımız zaman bütün sıkıntılara rağmen hiç kimse bu dünyayı terk etmek istemiyor. O zaman şöyle bir şey var. İnsan denilen varlıkta dünyaya karşı bir meyil var. Dünya denilen varlıkta da bir cazibe özelliği var. Dolayısıyla bunlar birbirlerini aşağı yukarı mıknatıs gibi çekiyor. Bunların birbirini çekmesinde aslında problem de yok. Kontrollü bir yakınlaşma bizim kontrolümüzdeki bir süreci idrak etmenin faydası var, zararı yok. Burada reddedilen veya kötülenen, eleştirilen kontrolsüz bir yakınlaşmadır. Kontrolsüz bir, efendime söyleyeyim, hemhal olmadır. Dolayısıyla asıl olan dünya hayatı bizatihi kendisi kötü değildir. Dünya da kendisi kötü değildir. İnsan denilen varlık da kötü değildir. Cenab-ı Hak insanın yaratılışıyla ilgili çok muhteşem ifadeler kullanıyor. En mükemmel olarak yaratılan varlık.
Dolayısıyla o zaman temelde kötü olmayan bu varlıklar nasıl oluyor da çekilmez ve sorumluluğu çok yüksek sonuçlar oluşturuyor? İşte bu kontrolsüzlükten oluşuyor. Buraları bizim kontrol etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki dünya ahiretin tarlasıdır. Tarla kötü olmaz. Yani sizin işlemenize bağlıdır. Neyi nasıl işlerseniz öyle sonuçlar alırsınız. Dolayısıyla ne dünya kötüdür, ne zaman kötüdür, ne de temelde insan kötüdür. Bunların ahenkli, uyumlu, insicamlı, kontrollü olması gereken birlikteliğini efendim sabato eden, tahrip eden, ritmini bozan unsurlar araya giriyor. Buna nefis diyoruz, buna şeytan diyoruz. Efendim dünyanın cazibesine kapılmak diyoruz. Ahireti unutmak, ölümü ötelemek diyoruz. İnanç değerlerimizle ilgili bir takım zafiyetlerin oluşması diyoruz vesaire. Aslında 3 günlük dünya güzel bir zaman dilimi. Yani güzel tarlayı güzel hazırlarsak, ekimini vaktinde ve olması gereken ölçülerde yaparsak hasadı da güzel olacaktır. Ama bunun tersini yaparsak, herhangi bir şey ekmiyorsak, herhangi bir çalışma yapmamışsak o zaman orada zararlı unsurlar peyda oluyor. Bizim o güzelim, verimli toprağımızı birileri istila ediyor. Buralara dikkat etmek lazım. Herhalde muhasebe dediğimiz şey de bunun üzerine inşa edilecek bir değerdir diye düşünüyorum. Evet, kıymetli hocam. Aslında Allah-u Teala, hani yanlış bir sözüm olursa düzeltmenizi beklerim. Dünya hayatında bizim anlayabileceğimiz örneklerle bizim karşımızda hep. Hazreti Peygamberimizin ifadelerinde ahiretin tarlası olarak buyurması. Mesela çiftçilikten gelmiş bir kardeşinizin çiftçilerin herkesin ekim yaptığı bir zamanda hava soğuk diyerek ekim yapmayan bir insanın yaz geldiğinde o tarladan ürün beklemesi nasıl içi boş bir hayal olursa değil mi? Tabii. Dünya hayatındayken de buyurduğunuz gibi işte o vakti, o zamanı olması gerektiği anda, olması gerektiği yerde olmamayı öngören bir kişinin de sonucu işte cennet olarak öngörmesi, cenneti hayalinde bir hayal olarak tutması da boştur diye düşünüyorum. Yanlış ise... Estağfurullah. Evet. Tabii ki şimdi zamanında ekenler zamanında biçiyor. Değil mi? Değil mi? Zamanında biçiyor. Hasat yapıyor, ambarına koyuyor, kış hazırlığı yapıyor. Çocuk çocuğunun ihtiyaçlarını görüyor, akrabalarına destek oluyor. Velhasıl ama bütün bunları yapmayan başkasının eline bakıyor. Başkasına muhtaç oluyor. İstemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla dünya hayatı bizatihi kötü değildir. Kaldı ki Yüce Allah'ın verdiği nimetlerle dünya hayatında ahiret hayatını ara. Efendim oraya hazırlık yap. Dünya nimetlerinden de istifade etmeyi unutma diyor Yüce Rabbimiz. Bakın bir denge var burada. Bir dengeye işaret var. Şöyle bir ifade kullanalım. Yine Kur'an'ın beyanından anladığımız kadarıyla dünyadaki bütün nimetler, yaratılan nimetler müminler içindir. Ama başkaları da istifade eder. Yani sınırlama yok. Ama yaratılma gerekçesi müminlerin istifadesi içindir. Gayrimüslimler de istifade eder. Ahiretteki nimetlerde kayıtlama var. Sadece Müslümanlar içindir. Dolayısıyla dünya, bu kadar nimet niye yaratıldı? Meşru, makul, müsbet, izah edilebilir, savunulabilir ölçülerde ve şekilde istifade etmek için yaratıldı. Bakın, besmele ile yenilen bir nimet, şükürle tamamlanan bir sofra düşünün. Bu sofra ne kadar zengin, ne kadar güzel bir sofradır. Bu sofrada israf yapılmadığını düşünün. Bu sofra ne güzel bir sofradır. Bu sofraya nimeti paylaşma adına bu nimetlerin fakirlerle paylaşıldığını düşünün. Bu sofra ne kadar güzel bir sofradır. Ama bütün bunların olmadığı bir sofra düşünün. Bu sofra güzel bir sofra değildir. Bakın aynı nimetler var. Başında besmele yok. Sonunda şükür yok. Kimseyle paylaşma yok.
bu nimetlerin gerçek sahibinin kim olduğunu ilan, itiraf ve iman yok. O zaman bu sofra güzel bir sofra değildir. Bu sofra başımıza iş açar bizim. Onun için nimetleri yerli yerinde usulüne uygun kullanırsak bu çok güzel bir şey. Hiç kimse de bunu eleştiremez. Hiç kimse bunu itap edemez. Zaten Kur'an-ı Kerim'in de sünnet-i seniyyenin de işaret ettiği makul, meşru, izah edilebilir ve savunulabilir özellik taşımasıdır. O da besmele ile başlar. Helal kazanılmış, helal yollarla kazanılmış olması gerekir. Besmele ile başlanır, şükürle tamamlanır ve paylaşılır. Evet. Kıymetli hocam, Allah razı olsun. Bu güzel değerlendirmeleriniz devam edecek. Ancak size sormak istediğimiz bir önemli sorumuz da paylaşmanızı arzu ettiğimiz. Biraz evvel sözlerinizin arasında geçmişti. Bir yılı uğurlarken nefis muhasebesi yapmak, ömrün muhasebesini yapmak, hele hele şu son gecelerde biraz daha farkında olup, çünkü her yeni yıl yeni bir başlangıçtır aslında. Miladi de olsa, hicri de olsa insan için bir fırsat dilimidir. Nasıl bir muhasebe yapmalı insan? Bu soruyu da cevaplamanızı bekleriz. Yani neler yapabilir, neler yapmalı, bu son geceyi nasıl bir düşünce aleminde değerlendirmeli? Şimdi önce şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahnesini tasvir eden, ahiret ahvalini bizim anlayabileceğimiz şekilde tasvir eden sureler ve ayetler var. Mesela Zilzal suresi ile Kari'a suresinde bizim konumuzla ilgili ayetler var. Şimdi bu ayetlerden efendime söyleyeyim, iki tanesi: kim bir zerre kadar iyilik yaparsa onu kayıtlarda bulacaktır. Kendi hesabının ortaya konulacağı yerde bunun kaydını görecektir. Kim zerre kadar yanlış yaparsa, kötülük yaparsa onun kaydını da görecektir. Buradan şunu anlıyoruz: bu hayat rastgele yaşanılacak bir hayat değildir. Bunun mutlaka kaydı var ve karşımıza bu kayıt çıkartılacak ve izlettirilecek bize. Birincisi bu. Şimdi biz zerre kadar iyiliğin bile kaydedildiği, zerre kadar olumsuzluğun ve kötülüğün bile kaydedildiği bir muhasebe defteriyle karşı karşıya geleceğiz. Ve bize bu defter verildiği zaman bir hitaba muhatap olacağız. Estağfirullah, bismillah. İkra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Sadakallahul azim. Kitabını oku. Bugün seninle ilgili hüküm verici olarak bu kitabın yeter. Başkalarının hüküm vermesine gerek yok. Peki neye göre hüküm verilecek? Nasıl olacak sonuç? Sonuçta şöyle: kimin sevaphanesi hayır ağır basarsa o razı olacağı bir hayat içinde olacaktır. Kimin sevaphanesi, hayırhanesi, iyilikhanesi hafif gelirse, diğer taraf ağır basarsa, o zaman onun varacağı yer haviyedir. Kur'an'ın ifadesine göre. Haviye nedir? Çok şiddetli tutuşturulmuş bir ateştir. Şimdi şeyde de bir takım hususlar değerlendirilirken de çoğunluğa göre hüküm verilir, biliyorsunuz. Yani efendime söyleyeyim, burada da oraya biraz işaret var. Kimin sevap hanesi ağır basarsa, şimdi şey de var, yanlışlar da var bu tarafta, kusurlarımız da var. Ama öyle bir şey var ki, kefe var ki, sevaplar konulduğu zaman o ağır basıyor. Ha, demek ki hayrı ve iyiliği çoğaltmaya bakmak lazım. Şerleri ve kötülüğü, kusurları, eksiklikleri azaltmaya bakmak lazım. Bir beşer olarak bunu sıfırlamak mümkün olmayabilir. Yani bir beşer olarak kusursuz bir hayat yaşayalım.
Yani ne kadar istersek isteyelim buna muvaffak olamayabiliriz. Ama bakın bir beyan var. Beyan. Şeyi ağır tutmaya bakın. Sevap kefesinin ağır basmasını sağlayacak işler yapın. Belki sohbetimizin sonunda tekrar ederiz ama buradan şunu anlıyoruz. Kusursuz, hatasız yaşamak mümkün değilse, bu kefenin de mutlaka içinde bir şeyler olacaksa, biz her gün tevbe istiğfarla bu sevap kefesini yoğunlaştırmamız lazım. Ağırlaştırmamız lazım. İyilikler peşinde koşarak burayı çoğaltmamız lazım. Bütün çabamız bunun için olmalı. Kusursuz günümüz yoksa tevbe istiğfarsız günümüz de olmamalı. Dolayısıyla Haviye ile karşılaşmamak için razı olunan bir hayata ulaşabilmek için mutlaka bizim iyilik peşinde koşmamız lazım. Bu kusursuz olmak manasına gelmiyor. Hatasız olmak manasına gelmiyor. Ama biz niyetimizle, o niyetlerimizi uygulamaya koyma çabamızla iyiliğin peşinde koşmamız lazım. Bu biraz evvel sohbetinizde değindiğiniz ömrü bereketlendirmenin de en kestirme yollarından birisi. Eyvallah. Aslında değil mi Kıymetli Tabii. Hocam? Yani o bereketlendirme ile ilgili şöyle bir örnek verelim. Yani bereket ve bereketsizlik nasıl bir şeydir? Yatsı namazını kılmışsınız. Çok zaruri bir meşguliyetiniz yok. İstirahate çekildiniz. Güzel olan gece kalkıp iki rekat namaz kılmaktır. Kalkamadınız ama mutlaka sabah namazına kalkmaktır asıl olan. Sabah namazına kalkarız, namazımızı kılarız. İşimiz her neyse. O işimizin başlangıç vaktine daha vakit varsa o zaman Kur'an okuruz, tövbe istiğfar ederiz, tesbihatta bulunuruz. Ve o gün daha birileri işe başlamadan siz işinizin büyük kısmını halledersiniz. Ve geri kalan kısmına da pek çok işi daha sığdırabilirsiniz. İşte bu bereketli bir gün yaşamaktır. Peki gece geç yattınız, istirahate geç çekildiniz. Ertesi günde 10'da kalktınız. Sabah namazı gitti. Ya. Öyle mi? Efendime söyleyeyim. İşe başlarken tesbihatı unuttuk, tezkiratı unuttuk. Kur'an bizim hayatımızda yer bulamadı. O zaman nasıl bir gün geçiririz? O gün bizim için çok bereketli bir gün değildir. Onun için biz bizim için tanzim edilen zaman tarifesine uymak lazım. Zaman disiplini hayatı bereketlendirir. İnşallah. Kıymetli hocam, kısa bir ara vermemiz gerekiyor ama bu aradan sonra sizlerden özellikle yeni bir yıla başlarken niyetimizle, duruşumuzla, istikametimizi ne yönde şekillendirmemiz, tazelememiz gerektiği ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırmanızı bekleriz. İnşallah. Kısa bir aradan sonra inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir reklam arası vereceğiz efendim. Reklamların hemen ardından bizler burada olacağız. Bizlerden ayrılmadığınızı görmek isteriz. Buluşmak dileğiyle efendim. Kıymetli izleyicilerimiz yeniden merhabalar efendim. Cuma'nın bereketi programı tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir kısa reklam arası verdik. Reklam öncesinde aramızda olan kıymetli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ancak programımıza yeni katılmış olanlar için hatırlatmak isteriz. Bu akşam bir miladi yılı uğurlarken 30 Aralık'ı 31 Aralık'a bağlayan şu yılın son gecesinde çok değerli iki konuğumuzla bulunduğunuz mekanlara misafir oluyoruz. Kocaeli İl Müftümüz Sayın Sinan Cihan Hocamız ve Rahmet Camii İmam Hatibi Sayın Zeki Albayrak Hocamız konuğumuz oldular. Misafirimiz olarak bulunduğunuz mekanlara misafir oluyoruz efendim. Ve ömür sermayesini konuşuyoruz. Geride kalan yılın muhasebesini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle önümüzdeki bir yıl için
neler yapılması gerektiği, bir Müslümanın ömrünü nasıl bereketlendireceği konusuyla kıymetli hocamızla devam edeceğiz. Ancak çok değerli bir tilavet konuğumuzu aramızda belirtmiştik. Rahmet Camii İmam Hatibi Sayın Zeki hocamız ve hazır hocamız da buradayken siz kıymetli izleyicilerimizle ilahi ve kasidelerini paylaşmasını bekleriz. Uygun görürlerse bu bölümü de kıymetli hocamızla başlatmak isteriz. Kıymetli hocam, buyurunuz. Ömrüm bitirmiş viranemiyem, aklın yitirmiş divanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kanat vururum, döner dururum, yanar kururum pervanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim mestanemiyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Medet ya sahibel imdat, medet ya Rabbel alemin. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gaflet, sen uyan. Ecel bir gün bize devran dönmeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yumuşak yerlerde yatma döne döne, mağrur olup uyuma kana kana. Götürürler bir gün karanlık yere, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gel zikret çıkma Hakk'ın yolundan, Allah'ın ismini düşürme dilinden. Kim kurtulmuş ki Azrail'in elinden? Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Aşkı can feda olsa ne fayda, aşk oku yayda kemanemiyem. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Hocam sesinize gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Eyvallah. Tam da konumuzla ilgili. Eyvallah. Allah razı olsun. Tam da konumuzla ilgili böyle birbirinden güzel güfteleri seslendirdiniz. Allah Teala razı olsun. Kıymetli hocam, ömür üzerinden konuşuyoruz.
geride kalan yılın muhasebesini konuşma imkanı bulduk ki izleyicilerimizden programımızın o kısmını izleyememiş olanlar sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla TV41, Facebook, Instagram ve YouTube hesapları aracılığıyla izleyebilirler. Şimdi bu yıl gitti. Hani çok meşhur da bir söz var ya, dünya 3 günse dün gitti, yarın gelecek mi bilmiyoruz, elimizde bir bugün var diye. Ama yarının ümidi var. En azından yeni bir yılın ümidi gönlümüze düştü. Bu kadar yaklaşmışken ömrü olan için. Bu yeni yıl bizim için neden önemli veya bakışımız bir Müslüman duruşuyla nasıl olmalı kıymetli hocam? Yeni yıl böyle bu kadar da yaklaşmışken bizim üzerimizde nasıl bir tesiri, etkisi olmalı? Tabii yani yeni, önce şunu ifade edelim. Muhasebesiz ve muhakemesiz dünyada hiçbir iş yapmıyoruz bakınız. Ticari faaliyetlerle meşgul olanlar yıl sonu hesap kitap yapıyor. Kar mı ettim, zarar mı ettim vesaire. Buna göre kar ettiyse bu karını nasıl artırabileceğini konuşuyor, tartışıyor. Kar etmediyse neden kar edemediğini tartışıyor. Zarar ettiyse bu zarara sebep olan unsurları tartışıyor, bulmaya çalışıyor. Neden? Önümüzdeki yılı bunları üzerinden değerlendirerek daha verimli hale getirme hedefine yönelik olarak. Bizim için de böyle. Yani eğer biz bunun sonunda bir hesap olacağını, bir muhasebenin olacağını, bir muhakemenin olacağını biliyorsak, ki iman ediyoruz, biliyoruz, o zaman geçmişin muhasebesini yaparak geleceğin tasarlanması söz konusu demektir. Biz bir Müslüman olarak, bu konuşacaklarımız, konuştuklarımız bir Müslüman için geçerlidir. Yani İslam dininin değerlerine iman etmiş, kabullenmiş, Peygamber Efendimiz'i rehber olarak kabul etmiş kişiler için geçerlidir. Dolayısıyla bizim konuştuklarımız bu çerçevede değerlendirilmeli. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'in güzel bir sözü var. Bugün Allah için ne yaptın diye. Şimdi biz geçmiş yılda kendimiz için, çoluk çocuğumuz, ailemiz için, memleketimiz, milletimiz için, devletimiz için, değerlerimiz için, milli ve manevi değerlerimiz için, bütün insanlık için ne yaptık diye bir soru soralım. Muhasebeyi böyle yapalım. Vereceğimiz cevap olumluysa, bu olumlu, güzel faaliyetleri önümüzdeki dönemde artırmaya gayret edelim. Yok, çok da müsbet cevap veremiyorsak, bir takım gerekçelere bağlı olarak, o zaman verimli olabilmesi için neler yapmamız gerektiğini bir düşünelim. Geleceğimizi de buna göre tasarlayalım. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizim hedefimiz de daha iyi bir kul olma, daha iyi bir insan olma, daha iyi bir vatandaş olma hedefi vardır. Bakınız, bütün İslam dini için iyi bir kul başlığını değerlendirmeliyiz. Bütün insanlık için iyi bir insan olma başlığını değerlendirmeliyiz. Efendime söyleyeyim. Fert olarak da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak da iyi bir vatandaş olmayı hedeflemeliyiz. Bu üç başlık altında biz önümüzdeki yılı kurgulamalıyız, tasarlamalıyız ve uygulamaya gayret etmeliyiz. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz yerde iyilik konuşulmalı. Biz iyilik peşinde koşmalıyız. Niyetlerimiz bunun üzerine inşa edilmeli, oluşturulmalı. Bulunduğumuz yere huzur götürmeliyiz, huzur vermeliyiz. Bulunduğumuz yere değer katmalıyız. Madem biz mükerrem bir varlığız, madem kıymetli bir varlığız biz, Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış, öyleyse bulunduğumuz yere değer katmalıyız. Bulunduğumuz yere huzur götürmeliyiz, bereket götürmeliyiz. Bizi görenlerin aklına güzel şeyler gelmeli. Önümüzdeki yılı böyle tasarlamalıyız diye ifade edebiliriz. İnşallah kıymetli hocam, Rabbimiz bu anlattıklarınızın etkisinde, tesirinde bir ömür yaşayabilmeyi Amin. Cümlemize nasip eylesin. Amin. Çok güzel ifade buyurdunuz. Yani eğer geride kalan yıldaki muhasebemiz iyiyse aynı şekilde veya daha iyisi devam edebiliriz. Ne güzel bir ifade.
Ama geride kalan muhasebeyi yaptık ama bir yerlerde zarar var. Bunu göz göre göre bile bile bu zararın farkın sanki yokmuş gibi yeni bir yıl yaşamak değil mi? Tabii. Sanki geride kalan ömrümüzde onlarca senesinde belki de zarara geçmiş zamanları görmezden gelerek aynı şekilde bir yıl daha eklemek. Aynı şekilde bir yıl daha eklemek ki ne zaman biteceğini de bilemiyoruz. Evet. Ansızın bitiverirse zaten o zaman iş kötü herhalde değil mi? Evet. Kıymetli hocam, aslında yani büyüklerimizden duyduğumuz, bizim de çocukluğumuzda ilk muhatabı olduğumuz bu son gece durumu, yani bir yılı uğurlarken yeni bir yılı ilk gecesinde, yılbaşı dediğimiz bir gecemiz var. Bir gece var. Toplumumuzda ne yazık ki bir şekilde fazlaca değer atfedilen bir geceye dönüştü ki bundan 50 sene önce belki hiç insanların farkına bile varmadığı bir zaman dilimiydi. Bir miladi yılın bitip yenisinin başlaması. En azından parantez içerisinde söylüyorum Müslümanların. Ama şu anda geldiğimiz noktada ne yazık ki yılbaşı gecesi böyle özel bir zaman dilimi olarak kutlana gelen bir duruma dönüştü ki ne yazık ki Müslüman evlerinde de böyle bir durum söz konusu olmaya başladı. Bu tehlikeden hareketle hemen her fırsatta Hazreti Peygamberimizin ifadelerine yer veriyoruz. Peygamber Efendimiz kim bir kavme benzerse o da onlardandır buyruğu karşımıza geliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Peygamberimiz çünkü bu benzeme konusunu çok ciddi ele aldı diyebiliyoruz. Çok ciddi ele alıyor ve Müslümanın yani benzeme konusunda kendine özel, has bir duruşu olması gerektiğini özellikle vurguluyor diyebiliyoruz. Buradan hareketle hocam bu geceyi bize biraz tanımlar mısınız? Şimdi öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek sözü men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o ondandır. Şimdi her disiplinin, her anlayışın, her sistemin kendisine göre öncelikleri vardır. Farklılıkları vardır. Kendisinin ortaya koyduğu yeni bir sistemi vardır. Şimdi İslam dini gelmiş özgün bir gündemle insanlığın huzuruna getirilmiş. Şimdi bunu benimseyen Müslümanlar olarak hala pek çok farklı noktalarda falancalar nasıl yapıyor, filancalar nasıl yapıyor gibi başka arayışlar içerisine girmenin izahı olmaz bir defa. Çünkü İslam dini diğer dinlerden sonra gelmiş bir dindir. Onların da temelde ilahi olan özelliklerini ikmal eden, tamamlayan, mükemmel hale getiren bir özellik taşır. Dolayısıyla İslam dini bir hayat tarzı getirmiş. Bu hayat tarzını insanlığın huzuruna sunmuş. Ve biz de onu benimsemişiz. Şimdi biz bir başkasına benzeme ihtiyacını nereden hissederiz? Neden hissederiz? Buraya bir cevap bulmak lazım. Böyle bir ihtiyacımız yok. İkincisi, siz kendi değerlerinize sahip çıkamazsanız, başkaları size kendi değerlerine sahip çıktırır hale getirir. Dolayısıyla bizim meselemiz kendi değerlerimizle buluşmak, onları özümsemek ve hayatımıza buyur etmektir. Biz meseleye böyle bakarız. Dolayısıyla kendi değerlerimizi bir kenara bırakarak, onlara itiraz etmiyor görüntüsü altında aslında tercih ve duruşumuzla, davranışlarımızla da itiraz ettiğimizi ortaya koyarak, başka arayışlar, başka modeller peşinde koşarak bir hayat tarzını benimseyeceksek burada çok büyük tehlike vardır. Çünkü herhangi bir uygulama, salt o hadiseyi uygulamakla sınırlı değildir. Onun öncesi vardır, sonrası vardır. Çok geniş bir etkileşim alanı oluşturmaktadır. Dolayısıyla biz hangi gerekçeyle, hangi ihtiyaca bağlı olarak bir başka dinin mensuplarına, bir başka sistemin ve anlayışın mensuplarına
benzemek istiyoruz, taklit etmek istiyoruz. Nereden kaynaklanıyor bu ihtiyaç? Biz hangi sıkıntılarımızı gideremedik, hangi beklentilerimizi karşılayamadık da bir yerlere benzeyerek kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz? Burayı masanın üzerine yatırmak lazım, bunu analiz etmek lazım. Dolayısıyla bu birinci konu. İkincisi, epeyce bir zamandan beri yılbaşı yaklaştığında bize vatandaşlarımız sorar. Hocam, yılbaşını kutlamak haram mı? Yılbaşını kutlamak haram mı? Peki güzel kardeşim, yılbaşında ne yapacağını bana söylersen ben sana onunla ilgili bir takım şeyler söyleyebilirim. Sen yılbaşında ne yapıyorsun arkadaş? Hocam, ben yılbaşında çam süslerim. Nereden aldın bu referansı? Ben yılbaşında soframda hindi yerim. Bunun kaynağını nereden aldın? Referansını nereden aldın? Ben bu akşam böyle işte biraz alkollü bir sofra hazırlarım. Neden? Neden? Bu akşam biz otururuz, arkadaşlar arasında biraz böyle işte aldı verdi oynarız. Nedir bunun sonucu? Biriniz zarar ediyor, biriniz kâr mı ediyor? Evet. Kaybeden üzülüyor, kazanan seviniyor. Evet. Peki bunun referansını nereden aldınız? Bu gece bunların olacağını nereden öğrendiniz? Bu gece haram helal birbirine karışıyorsa ve bu geceye mahsus yapılan programların tamamı A'dan Z'ye İslam dini tarafından yasaklanan özellik taşıyorsa, o zaman bize Müslüman olarak sormazlar mı? Bunları nereden aldınız? Bunların kaynağı ne? Referansınız nedir? Hangi gerekçeyle bunları yapıyorsunuz? Bunların meşruiyetini size sağlayan nedir? Diye bu soruları çoğalttıkça ne cevap vereceğiz? Bunlara verilecek cevabımız yok bir Müslüman olarak. Dolayısıyla alkol, bakın bu gece yapılan şeyler nedir? Alkol. Alkol dün gece de haramdır, bu gece de haramdır, yarın gece de haramdır. Kumar, dün de haramdı bu kumar, bugün de haramdır, yarın gün de haramdır. Efendim başka? Eğlence. Eğlence deyince ne anlıyorsunuz? Eğlenceden kasıt nedir? Hiçbir sınır tanımadan, hiçbir mahremiyet hassasiyeti taşımadan, zinanın her çeşidi sayılabilecek uygulamaların referansını nereden aldınız? Bu dün gece de haramdı, bu gece de haram, yarın gece de haramdır kardeşim. Hala bunu sormanın alemi var mı? Hala bunu tartışmanın alemi var mı? Ben dün gece neyle mükellefsem bir Müslüman olarak, bu gece de aynı şeyle mükellef. Yarın da aynı şeyle mükellef. Şimdi bu hal böyleyken bunun sıra dışı uygulamaların referansını aldığımız yeri bulmamız lazım. Buraları aslında hepimiz biliyoruz. Yani şu konuştuklarımızı bilmeyenimiz yok. Ama yine de sorarız, yine de tekrar ederiz. Burada şöyle çok sıradan, basit, ucuz, birilerini eleştirme niyeti falan da yok. Onu da söyleyeyim. Biz hepimiz aynı hassasiyeti taşımalıyız. Aynı duyarlılığı taşımalıyız. Yoksa efendim ben çıkıp il müftüsü olarak bu uygulamaları yapan arkadaşlarımızı ulu orta eleştireyim, tenkit edeyim falan, öyle bir derdimiz de yok. Öyle bir derdimiz de yok. Eğer bir şeyi yapacaksak meşruiyet kaynağını bulmamız lazım. Evet. Yapmayacaksak neden yapmadığımızı da bilmemiz gerekir. Yapmamız gerekenlerin kaynağını ve referansını yine bulmamız lazım. Nasıl yapacağımızı, kime örnek alacağımızı da referansını ortaya koymamız lazım. Bütün bunlara cevap vererek yılbaşını istediğimiz kadar kutlayabiliriz.
Allah razı olsun. Kim kıymetli mi? Hocam, istifade ettik. Allah razı olsun. Bizimle birlikte oldunuz. Yılın son programında, miladi yılın son programında, son gecesinde birlikte olduk. Rabbimiz işlerinize kolaylık versin. Amin. Başarılar, kolaylıklar, amin, diliyoruz. Daima dualarınıza talibiz. İnşallah. Yeni yıl içinde, yeni bir miladi yıl ve ömrümüzün geri kalan bütün zamanı içinde bereketli bir ömür diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Rabbim ömrümüzü razı olacağı bir kul olarak tamamlamayı, Peygamber Efendimiz'i örnek alarak dini hayatımızı düzenlemeyi hepimize nasip eylesin. Amin kıymetli hocam. Kıymetli hocam, rahmet camimize de, kıymetli öğrencilerinize de, cemaatinize de selamlarımızı gönderiyoruz buradan bu program vesilesiyle. Allah razı olsun. Ayaklarınıza, sesinize gönderiyoruz. Aleykümselam. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu akşam kıymetli müftümüzün güzel bilgilerinden istifade ettik. Sizlere de programınızda başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Ha. Kıymetli izleyicilerimiz, yılın 2021'in son programıyla karşınızda olduk efendim. Bir dahaki programda görüşünceye dek her anımız istikamet üzere Rabbimizin rızası doğrultusunda geçen zamanlar olsun. Ömrümüz ömür ifadesinde yer aldığı gibi mamur edilen zaman dilimlerinden oluşsun efendim. Yeni yılda hani hep bu dilekler, istekler zikredilir ama emin olun gönülden zikrediyoruz. Rabbimizin rızasına uygun, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sevdiklerimizle huzurla yaşayacağımız bir yıl olsun efendim. Allah'a emanetsiniz. Allahu Teala her birerimizden hoşnut olsun, razı olsun. Geceniz gecemiz mübarek olsun.